Peki Atakaş Atay Spor Galatasaray e, karşılaşması Cumartesi 19'da. Fırat Aydınus Hoca'yı yönetecek e, yine. Atakaş Atay Spor'da bu penza yok. Sezona damga vuran oyuncu. E, gol krallığında zirvede. Galatasaray'da da Galatasaray'ın neredeyse yarısı yok. Bir muhtemel hazırladı arkadaşlarımız. O muhtemeli de biraz tartışarak <laughs> hazırladık açıkçası ama e, yani bazı yerlerle ilgili fikir ayrılığına düştük. Yorumcularımız ne söyleyecek bunu merak ediyoruz. İşte böyle bir Galatasaray 11'i e, e, bekliyoruz. Özellikle savunmada ciddi e, problemler var. E, sarı Kırmızılılar da orada kim oynayacak, kim oynamayacak. Saracchi, Ozon Vafor, Don Lines. Getson, Etebo, Oğulcan, Feguli, Onyekuru, Falcao. Şimdi bu stoper ikilisi e, de benim itirazım şuydu açıkçası. Orası Donk, Etebo ya da Donk, Fernandez olur. Hoca Ozon oynatmaz diye düşündüm. Ama arkadaşlarımız da dediler ki eldeki stoper Ozon Vafor, yanında Donk, böyle bir kadro. Mehmet Ayan. Benim burada e, mutlulukla sadece Feyyaz abi tarafından kabul edilen bir fikrim var ki... ...Türkiye'de galiba sadece ikimiz savunuyoruz. E, Lines, stoper, Şener, Sabek. Çünkü Ozon Vafor Galatasaray formasıyla bizim çocuklar daha iyi bilir. Yarım saat oynadı mı bilmiyorum toplamında. Martin Lines, bir maç için konuşuyorum tabii ki. Martin Lines... Ee, bu noktada orta saha pozisyonunda da sağ bek ve sağ ön pozisyonunda da oynayabildiği için hiç olmazsa bakınız Gökhan Gönül Fenerbahçe Beşiktaş maçı kapat parantez boyuna rağmen boyunun normal e, ya da uzun olmamasına rağmen o savunmada doğru pozisyon alabilecek hele hele bu penza yokken. Bence doğru isim Martin Lina Ama dediğim gibi bunu geçen gün ben Fantezi Osta söylüyorum. Bir tek Feyyaz abi katıldı. Çok sevindirik oldum. En azından bir kişi bu fikre katılacak diye. Dolayısıyla elbette ki hocanın ve muhabir arkadaşlarımızın bilgileri budur. O Zonvafor oynar. Arkadaşlarımızın e, muhtemeline itirazım yok. Ama e, yetki bende olsa... Bu itiraz etmen halin. Yetki bende olsa Lines'i e, stoper oynatırım Donk'la beraber kaldı ki Donk'la Lines arasında beş buçuk yıldır Galatasaray'da beraber oynama birlikteliği de var. 2016... Ben o zaman üçüncü kişi olarak katılayım size. Öyle diyorsun? Evet. İş. Yavaş yavaş iktidara giriyorsunuz. Yavaş evet. yavaş iktidara giriyorsunuz. <laughs> <yavaş> iktidar <laughs> ben yani Feyyaz abiden duyunca bir cesaret geldi. Ben Ozan Vafor kim... kenarda. Martin Lines donk stoper diyorsunuz. Evet çünkü Ozan ile ilgili iyi stoper kötü stoper değil. Pozisyon öncüsüdür kabul <laughs> ediyorum. Ama Galatasaray'da oyun tecrübesi, Süper Lig'de oyun tecrübesi bildiğim kadarıyla yarım saat falan toplamda. O yüzden ona yokum ben. Ha diyeceksin Etoboy'u geri al. O zaman tamam. O zaman bana ön tarafta şey oynat. Ön liber oynat. Oraya Lines'i atar mısın? Orada bilgim var. Fikrim yok bilgim var. Mustafa Hoca Galatasaray'dan ayrılmasın dediyse ben merkez orta sahamını çaktım diyordu. Belki Fatih Hoca da o özelliklerinden dolayı onu yapabilir. Yani Ömer Etebo, gibi bir ha, e, Lines merkez orta sahada şey 6 numara. E, Dong Etobo olabilir. O bilgim de daha yıllar öncesinden Mustafa Hoca'dan geliyor. O bana demişti Lines orta sahada oynatacaktım ben. E, ömrüm vefa etmedi demişti. Ama ağırlığım keşke Lines stoper donatsa yetki bende olsa onu oynatırım. Sabek'e kimi koydun Mehmet abi? Şener. Şener'i. Şener Çünkü Yedlin'de evet. yok. Muhtemelen Etobo kullanırdı hoca. Donk Etobo kullanırdı ama orta sahada bir boşluğu oluştu. Oraya ne satar atar mı acaba? E, orta sahada boşluğu oluştuğu için Etobo'yu kullanmak durumunda kalacak orta sahada. Orta sahada. Yoksa e, orayı farklı yapardı. E, Fegülü'nün merkezde oynamasını doğru buluyorum. Ön taraf hiç bakmadım yani. Evet, çift forvetten zaten dönmeniz lazım ama zaten çift forvet bu sistemde siz Yedlin ve Saracchi ile oynayamadınız. Lines ve Saracchi ile hiç oynayamazsınız çift forvet. Çünkü oradaki kanat beklerinin etkinliği net. Oğulcan bıraktığı gibi döner mi? O, döne, o da önemli. Orada Kerem Kerem'de bir problem yoksa ben Kerem'i tercih ederim. Mesela Ozan Vafor için de şöyle bir fırsat haftası olabilir. Evet risktir. Hani Kerem'in sakatlığı var bu arada bu arada ama. Var mı? Evet. böyle hikayeler var. Hani böyle fırsat bulmuş, maç bulmuş, maç şansı bulmuş, iyi oynamış ve ondan sonra hikayesi başlayıp devam etmiş stoper isimler var. o yüzden risk olduğu kadar bir fırsat olarak da görmek lazım burada Ozan Vafor meselesini. Ama hoca o fırsatı verecek mi? Geçtiğimiz sezon şunu hatırlıyoruz mesela. Yani Galatasaray'da çok az forma giymişti ama Galatasaray'ın 10 kişi kaldığı İhtisar maçını hatırlayın. Taylan Antalyalı'yı stopere çekmişti hoca. Yine o zor maforu 10 diye hatırlıyorum değil mi Ercan? Ligin ilk haftasındaki karşılaşma. O yüzden sanki Mehmet Aya'nın, sevgili Ergin'in, sevgili Mehmet Emin'in fikrine yakın bir sonuç olacak. Tabii milli takımdan problemli dönen oyuncular var. Covid vakaları isim olarak açıklanmadı ama Emre hariç. Eksikler ve vakalar birbiriyle örtüşüyor gibi e, duruyor e, Galatasaray'da. Milli takımda bu Covid meselesi e, Galatasaray ve Beşiktaş'ın biraz canını sıkacak e, gibi e, duruyor. İki, e, kulüpten de bugün bir açıklama vardı. E, milli takım kamplarında Covid-19'da yakalanan bir futbolcunun milli takım dönüşü bir futbolcunun testinde pozitif çıktığı belirtildi e, bu açıklamada. Ve protokollere uygun şekilde sürecin takip edildiği ee, bilgisi. Emre mesaj atmış Emre Kaplan. 8 dakika genç terbiye maçında ozonfor Vofor oynadı diye hatta evet. beraber setmiş genç terbiye maçında Emre ile. Onun dışında da resmisi olmasa gerek ligde. Ligde resmisi yoktu bildiğim kadarıyla yanlış bir şey söyledim. Orada Lines ya da Etebo o ben zaman. Ben Linesçiyim ama tabii hoca daha iyi ve doğrusunu bilir. Hatay Spor maçında hangi takım favori görüyorsunuz? Çok zor. Yok hiçbir şey diyemem. Çok zor. Ama Hatay diyebilmem için bu Penza gibi bir oyun alışkanlığı Söz konusu olması lazım. Çok zor. Ben gerçekten tahmin ve yorum yapamıyorum. Belki e, muhabir arkadaşlarımız gelecek bir 11 şekillenmesiyle belki Cuma günü falan yapabilir. O yüzden ben pas. Mehmet Emin. Yani bu pensyonun eksikliğine rağmen ben bu kadroya çıkacaksa Galatasaray, yani o savunmadaki Ozan bufor tercih olacaksa o, o dörtlüyle ben Hatay'ı favori görüyorum. Böyle bir kadroyla Hatay favori olur diyorsun. Özellikle savunma. Hatay içeride iyi oynuyor. Yani genel anlamda iyi oynuyor. İçeride daha iyi oynuyor. Ee, bu penzanın yokluğuna rağmen e, kötü ihtimalle beraberlik diyorum ben. Küçük bir avantajı var Galatasaray'ın mutluluk Eski stadda oynamak. Niye avantaj diyeceksin? Yeni stadı bilmiyoruz çünkü. Hatay için de bilmiyoruz ama Galatasaray için hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla Galatasaray için çok küçük bir e, yüzde yarım etkileyecek eski stadda oynayabiliyor olmak. Yeni stadda olsa hiçbir şey bilmiyoruz yani. Eski stadda oynuyoruz ya. Aradaki fark ne? Aradaki fark şu. Galatasaraylı oyuncuların bazıları hiç olmazsa o stadı biliyorlar. Yeni stadı kimse bilmiyor. Dolayısıyla ben eski stadda oynamanın Galatasaray'dan alışkanlıkları normalde içtiğini... ...ve bir de orada kötü bir anısı var. Dolayısıyla ben küçücük de olsa eski stadda yeni stad arasında Galatasaray'ın avantajı olduğunu... Yeni Doğru orada oynadı stadda. mı ki Galatasaray için? Oynadı. İlk defa oynayacak herhalde. Türkiye Kupası'nda. Türkiye Kupası oynadı. Dört oldu Doğru. ya. Dört, dört. Evet. Doğru. Peki... Ee, Yarının özür dilerim Cumartesi'nin diğer maçları Heskablo Kayseri Spor Göztepe. Adamın lafını almışlar. <laughs> unutturdun <laughs> <hemen yani. gülüyor> serisinde. Ya, evet. ya şimdi 3 e, günlük maç temposuna alışık bir lig takım serüvenlerimiz var. 15 günlük aranın o ritimleri nasıl etkileyeceğini de göreceğiz biz. Bu dönüşten sonra yani o ritimler etki, milli takımdan nasıl döndüler yorgunu var argını var. E, bence çok ortada bir maç. E, Bopenzasız oynadığı maçlar var Hatay Spor'un ve iyi oynadığı. Galatasaray'ın da oyun ritmini ee, o seriye bağlayamadığını da düşünürsek yani ben çok ortada bir maç yani yüzde 50-50 gibi görüyorum ben bu maçı. Çok ortada, çok ortada maç. değil mi? Yani Hatay Spor çok diri bir takım. Bütün takımların başına iş açmış bir takım. Katran yok galiba orada da sol bek. Duran toplarda olsun etkili oyunculardan biri. Katran yok. Ve bu Penza. Bu Penza yok. Bir iki oyuncusu daha yok galiba değil mi? Bir ya da iki oyuncusu daha yok. <laughs> Perşembe kadar çalışırız. <laughs> e, ee, <laughs> Kone yok. Katranis yok. Bunlar Galatasaray maçında cezalı. Yusuf Buğra'nın kasık fıtığı var. Selim Ulgaz da zaten sezonu kapattı. Bağlı, sezonu kapattı. Ee, onu belirtelim. Peki Fenerbahçe'de Emre Berezoğlu hocanın yardımcısı da belli oldu bugün. Değerli izleyiciler. Evet. Onu da söyleyelim. ve Erdinç Hoca bir haberimizi izleyelim ardından devam edelim.